Yoksulluğun olmadığı, yasakların olmadığı bir ülke haline gelmişiz. Cumhurbaşkanı dedi, ne diyor? Yoksulluk var mı? Yasak var mı? Şimdi millet konuşmaya korkuyor. Bu, demek ki yasak var. Demek ki yasak. O da en üst düzeyde. Yoksulluk da daha en üst düzeyde. Onun daha üstünde. Ya ben inşaatçıydım. Yaş kaç abi senin? Yaş 58. Dedi ki eski Türkiye geride kaldı, yeni Türkiye'ye geçtik dedi. Bunlar kalmadı dedi. Doğru söylüyor. Yeni Türkiye'ye eski, nasıl? Eski Türkiye yeniye göre gülü gülistanlıktı. Daha mı iyiydi abi? Tabii ya. Ben inşaatçıydım. Bir daire iş alıyordum subasını. Bitiriyordum 10-15 gün. Bir ay elime iş geçmedi ama parayı harcayabiliyordum. Evet. Ama şimdi ben iki gün çalışmasam ne kirayımı ödeyebilirim ne de bir şey alabilirim. Ne faturalar ödersin? Tabii ben bir dükkan açmışım şu anda. 13 bin lira elektrik parası geliyor. Dükkana? Tabii. 13 bin lira. Telefon faturası öyle. Ya, oha, onlar, pazar harcı? Onlar hariç. Pazar, mazar, her şey harcı. Su? Ya her şey hariç sadece fatura. 13 bin lira fatura geliyor benim dükkana. Nasıl çıkıyorsun abi işin içinde? 7500-8 bin liradan 13 bin liraya fatura fırlıyor. Tabii %32 zam gelince 4 bin lira fark ediyor oradan. Evet. Ne olacak peki abi? Ya, ne çare? Olacak? Çare değişim baba. Bir değişim olmalı. Muhakkak yani. Böyle gitmez yani. Çok sağ ol abi. Ha, gelen adam da ankaz alacak. Nasıl düzeltecek? Allah bilir orayı da. Nasip. Eyvallah abi. Sağ olasın. Abi, söyle. Eski Türkiye kalmadı dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Yoksulluk yok dedi. Yasaklar yok dedi. Yeni bir Türkiye var dedi. Ne diyorsun? Türkiye mi var dedi? Eski Türkiye geride kaldı. Yeni Türkiye var dedi. Yoksulluk geride kaldı dedi. Yasaklar geride kaldı dedi. Baskılar geride kaldı dedi. Doğru mu? İşte ben de size soruyorum. Sizce vallahi doğru mu? Ben hiç tahmin etmiyorum. Yoksulluk var mı? Olan yerde var. Olmayan yerde de yok yoksulluk. Yasaklar? Zenginde. Yasaklar bir yerde var ama olması da doğru değil mi? Bazı yasaklar. Tabii. Yani mesela diyoruz ya biz özgürlük falan istiyoruz ya. O özgürlük benim alanıma baskı yapıyorsa özgürlük mü? İşte bunları dengelemek lazım. Evet abi. Yani aşırı gitmeden ortada bulmak. Yasak neye göre yasak? Yanlış bir şey yapılıyorsa yasak olmalı ya. Ben seni öldürüyorsam yasak değil mi? Ama şimdi şöyle, Kızılay Başkanı'nın kızı biliyorsunuz 16 yaşındaki bir genci çarptı, öldürdü ve çıktı gitti. Doğru, mu? Doğru değil. Biz şimdi mesela Amerika'da. Şimdi sen Allah korusun birisine çarpsan, öldürsen seni o saniye tutuklamazlar mı? Tutuklaması lazım. Ama tutuklanmadı işte. Ama o başka türlü tutuklanmadıysa o emniyetin sadece hükümetin suçu değil ki. Emniyet demek. Emniyet ne demek abi? Ya emniyet kanun işlemeye bir yerde. Bunu işlemeye. Abi bu savcı. Tamam savcı işte yani. Görevini yapmamış bence yani. Bunu hemen başka bir yere yorumlamamak lazım. Ha hükümet taraftarı olarak söylemiyorum. Kızılay Başkanı'nın kızı. Yok. Biz hukuku işletmemiz için savcısı olsun polis olsun neyse yani. Bizler işleteceğiz yani. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu da biliyorsunuz İstanbul'da bir kuryeyi çarptı, yanlış, kaçtı gitti. Yanlış şeyler. Tutuklanması lazım. Ama tutuklanmıyor işte. Hayır, tutuklanması lazım. Bunu evet. Savunacak bir tarafı yok ki. Maalesef. Ya bunun özgürlükle falan işi yok. Özgürlük cezası değil canım. Katil. Değil yok. Mesela katil tabii yani. Bunu tutuklamak lazım. Yani bu yanlış şeyler yani. Yanlışa yanlış demeyi öğrenmeliyiz. Peki abi bir şey soracağım sana. Bir şey de sorabilirsin. Şimdi mesela iki tane soracağım. Şimdi yargılanıyorsun. Karşında zengin bir iş adamı var. Adliyeye gittiğinde, hakim karşısına çıktığında gerçekten ya ben bu adamla eşit şartlarda yargılanırım diye düşünebiliyor musun? Düşünmüyorum. Eşit şartlı asla değil. Bu bugün vardı. Daha önce de vardı. Yine olacaktır. Biz beyin olarak bunu değiştirmemiz lazım. Millet olarak. Adalet herkese eşit olmalı. Eşit olmalı. Herhalde biz var, onu yerleştiremezsek bu bugün de olacak, yarın da olacak, öbür gün de olur. Geçmişte de oldu. Nasıl değiştiririz bunu? Bunu sen ben değiştireceğiz işte. Sen ben de. Oy vererek. Oy vererek, bilinçlenerek, yanlışa yanlış diyeceğiz, doğruyu doğru dememiz lazım. Evet. Yani taraf tutar gibi tutmayacağız.
Yani tutmayacağız. Bunu bir kere aşabildiğimiz zaman bu biter. Ama ben seni tutuyorum, o bunu tutuyor dediği zaman bu olmaz. Benim şeyi kaçar, denge. Kaçar kardeşim, kaçar yani. Adalet önce kendimizden başlamalı. Öyle değil mi? Evet, doğru. Ben vatandaşa davranıyorsam ben adaleti önce ona da hissettirmem lazım ki ondan bekleyeyim yani. Bunu oturtmak lazım. Benim görüşüm bu. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın. Abi sana soralım. Öğrenciye sana da soralım, öğrenciye de soralım. Abi Cumhurbaşkanı dedi ki yoksulluğun geride kaldı. Baskıların, yasakların geride kaldı. Bir ülke olduk. Eski Türkiye gitti, yeni Türkiye geldi diyor. Ne diyorsun? Yani %20 zenginlik, %80 yoksulluk diyorum. Başka bir şey yok. İşte bunun tersi oldu diyor. O onun sence görüşü. O başka pencereden bakıyor demek ki. Ya şimdi buna gerek yok. Evet. Bana ona bunu sorma. Baktığın zaman şuraya, ben bu caddeye hep geliyorum. Bu caddede hep yoksulu görüyorum. Simit diyeni görüyorum. Yeri geliyor. Yani simit parası olmayanı da görüyorum. Ha bir tarafta da o kadar lüks yaşayanı görüyorum ki. Ha ben kendi adıma Allah'a şükür ben şey değilim. Ama o kadar lüks yaşayıp uçuk lüks yaşayanları görüyorum. Denge çok mu açıldı abi ara? Çok açık. Önceden yaş kaç abi? Yaş 48. Önceden bir memur vardı biliyorsunuz. Ona da orta direkt diyorlardı. Şimdi birazcık gariban. Orta direkt zengin var. Şimdi orta direkt kalktı mı? Yok, orta direkt yok. Orta direkt fakir mi oldu? Orta direkt fakir oldu. Bundan sonra daha fakir olacak böyle giderse. Bir çözüm olmazsa daha fakir olacak. Yasaklar var mı ülkede? Ya yasaklar, baskı yasak derken biraz önce arkadaşın dediği gibi yargıya düşersen kişiye göre yargı var. Adamın varsa paran var. Kesinlikle. Bu var yani, bu değişir mi? İnşallah değişir. Şimdi benim çocuğum var mesela, şimdi bu çocuk okul okuyor. Bu çocuğun okul okuması için ben normal devlet okulu artı özel okullara gidiyorum. Ben şimdi niye özel okula gidiyorum ya? Niye özel okullara para veriyorum ben? Mecbur veriyorum. Çünkü ilk bu çocuğu ben normal kreşte özele gönderdim. Evet. Ondan sonra baktım bütçemi belirli zaman açtığı oldu. İki çocuğum var. Evet. Baktım. Devlete gönderdim. Dedim ya bu devletimizin okulu var kardeşim. Niye dedim ben bunu özele göndereyim ki? Yani bir özele göndermek hava mı? Bir ayrıcalığı ne? Ayrıcalığı ne? Devlete gönderdim. Devlete gönderince çocukta baktım. Gerçekten derslerinde ve okul yönetiminin aldığı disiplinde olsun, çocuklara eğitiminde olsun çok şeyi gördüm. Biraz düşüş mü var? Düşüş gördüm. Bu sene özele geriye aldım. Bundan kıstım, özele aldım. Bu sene yine özele gidecek. Ha bu çocuk ilk gittiğinde %80 burslu gitti özele. Ondan dolayı ben rahat bir şekilde gönderebildim. Evet. Çünkü niye %80? Çok büyük bir rakam. Küçük bir rakam ödedim ben, sağ olsun. Okulda tanıdığımdı bir akrabamın. Ama bunu yapamayan çok insan var. Çocuğunun %80, %70 bursu alamayan çok aile var. Şimdi bu aile de normale gönderdiği zaman, ha normale gönderirsek veya özele gönderirsek bu çocuklar ne olur da var bir. Ne olur dersen yine sonuç dayanıyor. Amcaya, dayıya, halaya bir tanıdığa dayanıyor. Çocuğun bir yere girebilmesi KPSS'ye girdi. Aldı 85 puan. Mülakat var. Öbürü aldı 55 puan. O atandı. Yaptığın masraf ne olacak bunca zaman? Çöp. Çocuğun emeği ne olacak? Çöp. Gençliğe gidecek çöp. Şimdi ben hep diyorum, şimdi çocuğuma bile oğlum diyorum. Yani şu anda gerçekten işinde yaptığın meslekte çok iyi olursan belki çok iyi olduğundan dolayı bir yerlere gelme şansın var, ama çok iyi değilsen, yani çok iyinin altındaysan, senin altındaki çok iyi olmayanların amcaları, dayıları, tanıdıkları olduğu için onlar seni geçecek diyorum. Onun için çocuğa diyorum ki okuyacaksan, kendi çocuğuma, ikisine de, bir kızım bir oğlum. Okuyacaksan diyorum, iyisini olmaya çalış. Ha, okumayacaksın, iyisini olamayacaksan, şu anda mesela günümüzde sanayilerde olsun, birçok yerde, fabrikalarda olsun çok işçi eksiği var. Usta eksiği var. Yani zanaatkar eksiği var. Şimdi en azından diyorum, ben mesela 1,5 ayını Ford servisine gönderdim. Niye? Bir de dedim orayı dene, bir gör. Elinde olsun. Çünkü yarın çocuğum, yani amcası dayısı olmadığı için, bürokrasıda tanıdığı olmadığı için hak ettiği konuma gelemezse en azından çocuğun eli bir şeylere yatkın olsun. Vida sökmeyi bilsin. Evet.
Çünkü sıfırdan bir şeye başlamak var. Bir de ufak tefek vidayı söküp işte karbüratörü bilmek veya işte pistonu bilmek, teker sökmeyi bilmek var bir. 13-14 yaşında başlamak var, 18 yaşında başlamak. Yani 18 yaşında başlamak. Ha bunu ben baba olarak kendim bunu şey yaptım. Ha kendime gelirsin de ben çobanlıktan geldim. Benim çocukluğum koyun gütmekle, çobanlıkla, toroslarda geçti. Bu biz de kepenek deriz. Bu Manavgat'ın yörükleri iyi bilir. Ben kepenekte büyüdüm. Biz de biliriz. Şimdi ha bilirsin. Elma. Elma ha yaşa kardeşim. Ben kepenekte büyüdüm. Çadırda büyüdüm. Yayla Nisan yayla Ekim seyil olarak biz seyil deriz Manavgat'a. Oral olarak büyüdüm. Şimdi benim şartlarımda, benim okuma şansım ha o zaman belki bendendi, belki ailedendi bir şekilde okumadım. Ama ben kendi başarımla, kendi mücadelemle, kendi şeyimle, işte Almancadır, İngilizcedir, turizmde bunları öğrenip bir şeyler oldu. 90 ve 2015'e kadar turizmde ben iş yaptım. O zaman ne biriktirdiysem 90'la 2015'e kadar ki biriktirdim. Ne biriktirirsem onuyla. Şu anda birikim ve onuyla pompalayıp hayatı devam ettiriyorum. Bundan sonra en azından atıyorum 2 yıldan beri ki bu ekonominin düzensizliğiyle, bu ortalıktaki neydi belirsizlikle mümkün değil. Benim ev almam da mümkün değil. Hiç kimse de alamaz. Burada bakanın hiçbirisi de ben çalışıp alın teriyle bir ev alan diyen adama alını karşılarım. Mümkün değil. Öyle bir dünya yok. Manavgat'ın en ücra köşesinde şu anda yani 3 milyondan başlıyor. 3 milyon şu anda ya bırak yani asgari ücreti 30 bin lira aylık alan insan bile 15 bin lira kira vereceği zaman bu adamın evi hayal. Doyurabiliyorsa bitti. Ha bunu şimdi ben hükümet karşıtı da bir adam değilim. Çok da ha dersen ki senin beynindeki şu anda yönetim var mı? Şu anda bir parti var mı? Gerçekten yok benim beynimde. Benim elimizde şey var. Ben de bayrak ve insan hakları özgürlük. Fark etmiyor. A yönetmiş, B yönetmiş fark etmiyor. Kardeşim önce ülkenin birliğine sahip çıkacaksın. Sonra ekonomisine bir de garibanı atmayacaksın. Gelip benim oradaki köyde, şimdi evden çıkıyorum köyden. Bir geldiğimde tarla orada karpuz yatıyor. Kardeşim bu karpuz niye yatıyor ya? Adam bir defa alabiliyor. Bir karpuzdan 3 defa 4 defa verim alır. İlk veriminde aldı, para kazandı. Kazanamadıysa kabak olup bembeyaz tarlalarda yatıyor. Şimdi şehirden çıktığın zaman o tarlayı görüyorsun. O tarlayı gördüğünde de o çiftçinin ne emek çekti? Bırak ona harcadığı parayı. Para harcamasa bile sırf emeğe var ya. Yani orada bir çapayan paradan bilir onu. Ben yapmadım bunu. Ben hep koyun güttüm ama o yapanı da görüyordum. Abi biz Nevşehir'deydik. Biliyorsunuz Nevşehir'in patatesi ünlü. Aynen. Adam dedi ki benim dedi patatesin kilosunu mal etmem 8 lira. Ama dedi 4 liraya satamıyorum. Şu anda dedi 16 milyon dedi TL masrafım ve şeyim var, zararım var dedi. Şimdi çiftçi ya da hayvancılıkla uğraşan birisi ektiğinin, biçtiğinin karşılığını alamazsa yatmaz mı patates devam etmez. Ya da karpuz? Devam etmez. Benim kendi sülalemde, kendi köyümde bizim Sülek yaylası derler. Yaylaya çıktığım zaman benim çocukluğumda herkesin koyunu, herkesin ineği vardı. Şimdi o koyunu olan ineklerin, vatandaşların, yaylayı bilen yaylacı, bu yaylacın kavga dövüş eden vatandaşlar şu anda yaylada değil. Birçoğu benim sülalemden sadece bir amcamın oğlu kaldı. Onun da 3-500 küçük malı var. O mallarla devam ediyor. O mücadeleye devam ediyor. Birçoğu bunu bıraktı. Hepsi bunların işçi oldu. Çünkü neden işçi oldu? Köydeki önce malla melelle iş olmayan arkadaşlar şu anda belirli bir politik destekle büyük mesaneler, büyük krediler oldu. Yani dersen ki 3 koyunu güdemeyecek olan adam bir baktım rençlere biniyor ya. Normalde 3 koyunu yiyecek beyin yok herifte. Ben biliyorum çünkü çocukluğunu biliyorum onun. Ama onu şey yaptı, iki lafı bir araya getirip söyleyemeyecek olan arkadaş şu anda belirli bir politik destekle bu A tarafından B tarafından. Bu bizde çözüm bitmediği sürece herhangi fark etmiyor A'dan B'den. Yandaşlık bitmediği sürece atıyorum buraya şimdi mutlu böcek mi geldi? Böcek kendini tarafını kayırıp kendi tarafını işi bilmeyen insanı masaya oturtmazsa. Liyakatsız. Öbür tarafa gitsen Türel gelseydi, Türel kendi tarafını masaya oturtturmazsa, işi bileni masaya oturtursa her şeyin çözümü biter. Önce işi bilen. Koyunu bile güdebilecek oluna. Şimdi ben bu çocuğa koyun teslim edemem. Çünkü bu çocuk koyun gütmemiş. Bu çocuğun olayına bu çocuk okuyor.
Bu çocuk şu anda 3-4 sene sonra ne okuyacağını kendi mesleğine göre okuyacak. Mesleğinde de iyiyse atıyorum diyelim ki bu çocuk makine mühendisi. İyi bir makine mühendisi ise belediyeye makine mühendisi lazımsa iyi bir makine mühendisi alacak. Senin çocuğun torpil değil, senin çocuğun almayacak. Şimdi yola giriyorsun. Bazı yollar araba, hepimiz araba sürüyoruz. Evet. Yola giriyorsun. Lan giriyorum yola. Yol bir anda önüme şey çıkıyor. Oval çıkıyor. Kardeşim onu yapan mühendis. Demek ki işi bilen bir mühendis olsaydı o yol olmazdı. O mühendis kim yaptı onu? O belediyenin, hangi belediye olsun? O belediyenin bir yandaşı ki. O yaptı onu. Çünkü niye? İşi bilen birisi değil. Eyvallah. Durum bu. Çok teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Hayırlı günler. Sana soralım. Sorun. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yoksulluğun, yasakların olmadığı bir ülke haline geldik dedi. Eski Türkiye geride kaldı, artık yeni Türkiye var dedi. Ne diyor? Hangi ülkede? Norveç, Norveç sandım ben de. Türkiye içinde. Onun kesminde yoktur. Ya ben aslında A haber yapacaktım da adamda yarası büyüktü, yapamadım. Evet. Şimdi yasaklar denildiğinde konulabilecek belli başlı yasaklar var. Mesela uyuşturucu kullanımı. Al gidersin buna bir yasak koyarsın, çökersin adamları. İfade özgürlüğünden bahsetti aslında. O tarzda yasaklar değil mi? Yasaklar, baskılar. Ya şimdi ifade özgürlüğüne bir kere yasaklık getiremezsin. Adı üstünde, içinde geçiyor. Özgürlük. Tamam mı? Herkes istediği gibi fikrini beyan edebilir. Geçenlerde İzmir'de her röportajda kesin konuşuyorlardır. Dilruba'yı aldılar, içeri attılar. Evet. Ama milyon dolarları kara para haklama yoluyla haklayan bir kadını çıkardılar. Neden? Onun parası var. Az önce beyefendinin de söyledi. Onun arkasında kel var. Ya var, birileri var, kel de var, saçı olan da var, var abicim. Yani şimdi en azından neşeleniyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Yani Dilruba'yı attınız, ne kadar tutacaksınız? Hak mı reva mı? Değil. Ne olacak? Sonunda herkes konuşmaya başlayacak. Instagram yasağından bahsediyordunuz galiba. Evet. Instagram'a niye yasak getiriyorsunuz ki? Bu kadar insanın aklı yok mu? Bu ülkede yaşayanların aklı yok mu? Kendi ne kadar neyi kullanacağını tahallül edemiyor mu? Veya onun kendi istediği kadar kullanma hakkı da mı yok? Oradan para kazananlar da var. Her yorumda da bu oluyordur mutlaka. Aşağı yazanlar da olacak. Evet. Para kazanan adamın ekmeğine taş koydun sen şimdi. Sen kul hakkı yedin aslında. Günde 1.9 milyon TL'lik zarar vardı. Ya ne kadar olursa olsun 1 TL bile olsa koyamazsın. Koymamalısın. Şimdi şöyle de bir durum var. Sen Instagram'a yasağı koydun. Adamlar başka bir platform bulacak. Gideceksin oraya da koyacaksın. Ne olacak? Vergi alamıyorum diye de yasak koyacaksın. Ya da gideceksin, vergilendireceksin. Birkaç tane yurt dışından web sitesi var biliyorsunuz. Evet. Çok popüler. Adamlar oradan çok yoğun bir şekilde alışveriş yapıldığını gördüğü için hemen ne yaptı? Aha, vergi. %60'lık vergi koyalım. 30 euroya kadar alabilsinler. Neden? Ya ben zaten Türkiye'de pahalı olduğu için oradan alıyorum. Bir ayda bekliyorum onu. Onlar da kapattılar satışı. Ne oldu? Gene Doğru olan... bile satışı kapattı Türkiye. Ya iyi de olan yine halka oluyor. Bize oluyor. Bak burada bir sürü insan izliyor. Belki hükümeti destekleyen de vardır. Tabii. Açıkçası herhangi bir partiyi desteklemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Ya kaç dönem ya, kaç dönem. Bu adam gelmeden önce doğan çocuklar var. Biziz mesela. Geldikten sonra doğan çocuklar var. Adamdan başka kimseyi tanımıyorlar. Ya meclise mesela en genç milletvekili diye sokmuşlar birini. Ya bilimsel konuşun diyor. Senin yaptıkların bilimsel değil ki. Sen sokağa çıkmıyorsun ki. Yoksulluk bak burada bitti diyor. Nerede bitti? İşte yoksulluk da hayır. Orada bir kısıtlama koyması lazım. Filtreleme koyacak oraya. Hani şu bölgede bitti gibi. Ha, Türkiye'de mümkün değil. Şu kişilerde ya da. Hani şimdi kendisi mesela arkadaşlarını alıp Avrupa'ya bir yerlere gitti. Çok da fazla paylaşım yaptılar. Evet. Ben onların yalancısıyım. Kaç 150 bin sterlin mi öyle bir şeyden bahsediyorlar. Yanlışsa yorumlarda düzelsinler. Ya siz gidiyorsunuz zannediyorlar ki, aslında zannetmiyorlar ama ben böyle söyleyeyim. Zannediyorlar ki Türkiye'de bütün gençler öyle yaşıyor. Neymiş? Gençler için çok büyük destekler sarf ediyorlarmış, çok çaba harcıyorlarmış. KYK yurtlarında psikolojik danışmanlık veriyormuş. Yani iyi de niye bozuluyor psikolojiler? Çünkü çocuk derse gidiyor, dersten çıkar çıkmaz koşarak işe gidiyor, işten çıkıyor, eve geliyor, yatacak, yatamıyor, gene işe gidiyor. Ya da okula gidiyor.
Böyle bir sistemde sen neyi yasaklamayı planlıyorsun da? Bu gençlerdi. Emeklilere hiç girmeyeceğim. Zaten onlar cevabını verdi. Asgari ücretliye de girmeyelim. Yani ona da girmeye gerek yok. Ya şimdi net bir şey var. Asgari ücrete zam yap, zam yap, zam yap. Olay zam yapmak değil. Sen bugün 17 bin lira mı veriyorsun? Ev kirası 5 bin lira olacak kardeşim. O adam yiyecek içecek, kenara da para atacak. Sen kenara para atmayı boş ver. Diyorsun ki aa bak ucu ucuna yaşıyorsun. Bak kafeler dolu. Kafeye git bakalım. Elinde su vardı. Tabii. Ha bak saat var bende de. Görüyor musun? Saati de geç. Diyor ki su var diye elinde diyor. Zenginsin diyor. Ya, ayakkabım var diyenler oldu. Abi su var. Yemek yemişsin. Bak dişinde et parçası kalmış. Döner yemişsin. Ya şimdi bunlar ne biliyorsunuz? Düşük sınıf insanlar bunlar. Bu insanı bak burada kim düşünüyorsa öyle. Düşük sınıf. Sınıfı çok düşük. Aşağı. Kendini ona mı reva görüyor? Hayır kendini görmüyor. Siz öyle yaşayın diyor. Kendi ben, de öyle yaşıyor aslında. Yok zengin ya. Ben inanmıyorum öylelerinin öyle yaşadığına. Emin çünkü çünkü ya öyle olan da vardı da. Kendine müstahak görmüyor tatil yapmayı. Seyahat yapmayı. Ya eşiyle göre, ailesiyle yemeğe gitmeyi çok büyük görüyor. Çok lüks görüyor. Çok adama büyük. Göre adama göre tatil ne biliyor musun? Evet. Oturuyor Kepez'de. Bir otobüse biniyor. Geliyor şurada deniz görüyor. Aha tatil yaptım. Ben zaten Antalya'da yaşıyorum. Ha yani. İyi de senin burada giremediğin otele 13 saat uçakla gelip buraya otele girip 2 ay tatil yapan var. 2 hafta tatil yapan var. Sen şurada Kepez'den çıkıp bir kere buraya geldiğinde tatil mi zannediyorsun? Hangi stresini attın? Var mı stres toplayabilecek bir kapasiten? Yok. Eğitimin var mı? Yok. Ya Allah aşkına kaç tane kitap okudun? Ya da herhangi bir kitap okudun mu adını söyle desen o da yok. Neymiş? Reisi bilir. Reis zaten bilir. Bunlar zaten bilmiyor. Reis biliyor. Eyvallah. Aynen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Yasakların olduğu bir ülke geride kaldı dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi eski bir Türkiye değiliz dedi. Ne diyor? Doğru söylemiş ya. Eski Türkiye değiliz artık. Şimdi nasılız? Yeni Türkiye'yiz. İyi mi kötü mü? Kötü. Diyor ki yoksulluk kalmadı, yasak kalmadı diyor. Baskı yok diyor. Yalan söylüyor bence. Yapacak bir şey yok.